Elektriğe, doğalgaza, suya derken buğdaya zam yapıldı. Zammın oranı %23. Yani yeni yılın ilk günlerinde ekmeğe zam konusu bir kez daha gündemde. Bugün sabah mesela bizim uncunun attığı mesaj 190 liraya alınan TMO buğdaylarımız 220 lira artı KDV. Fırıncı yeni yılın ilk haftasına da güne de zam haberiyle başladı. Toplam maksimumları piyasaya yön verince un fiyatları biraz aşağı geldi. Devletin sattığı un 220'den 190 liraya, özel sektörün sattığı un 380'den 325 liralara kadar düşmüştü. Ama bu durum çok sürmedi. Toprak Mahsulleri Ofisi yeni yılda ekmeklik buğdaya %23 zam yaptı. Şu anda 325. %23 daha zam geldi. %23 daha zam gelse şu an 380'lere yine çıkartırlar. Sadece un değil, elektriğe %125, doğalgaza %25, asgari ücrete %50'ye yakın zam geldi. Fırıncının ekmek zammı, maliyet zammının yanında eridi. Bizim burası fırın, 5-5500 arası bir elektriğimiz vardı. 4,5 falan bir doğalgazımız geliyordu. Artık şu anda yeni gelen zamlara ne gelecek haberimiz yok. Elektrik, su, doğalgaz hepsi zam geldi. İşçiler zaten aynı şekilde. Şu anda bir yani asgari ücret, en düşük asgari ücret 4200 olacak. Şimdi nasıl çıkacağız biz bu maliyetin altında? Geçen yıl bugün ekmek 1,5 liraydı. Yıl boyunca maliyetler arttı, ekmek de zamlandı. Hem de %100 zamlandı. Bugün fırında 3 liraya satılıyor ekmek. Ve yine fırıncıya göre bu artışlar devam ederse 4 liranın altında ekmek satmak fırıncıyı kurtarmayacak. Artık bu saatten sonra kim ucuz satmaysa inan kapısına kilidini vurur yani, o aşamaya gelir. 4 lira olsa önce kurtarır. 4 liradan aşağı kurtarmaz yani. 4 liradan aşağı fırıncı alttan kalkamaz bunu. Şimdi 5 liraya satarsan bir zaman, bir ayda zarar etmezsin belki. Ama bir ay sonra girdiler artacak, yine zarar edeceksin. Fiyat ne olur bilinmez ama ekmekte zam fırıncının beklentisi olmaktan çıktı. Esnafımızın ayakta durabilmesi için makul ekmekte bir fiyat artışı gündeme mutlaka gelecektir. Makul bir şekilde hiç artış olmamasını beklemek de haksızlık olur diye düşünüyorum.